Sahiden öyle bir şeyler arkada olmuş da olabilir. Ama bunun işte böyle ben zaten hani her düzeyde bu neredeyse yerel seçimden önce de başlayan ve hiç bitmeyen, hatta daha öncesinden başlayan ve hiç bitmeyen bir işte daha normalleşmeci bir kanat var, klikler var filan meselesine zaten son derece ihtiyatlı bakılması gerektiği fikrindeyim. Diğer meselelerde de öyle. Benzer bir şeyi şeyde de yaşadık. Hatırla, yerel seçim sürecinde. Yani seçimin yenilenmesi meselesinde de benzer bir şey konuşuldu. Hani klikler, hatta orada yüzeyde de bunu gördük. İşte çok erken biçimde o çaldılar açıklamaları bir çevreden, tıpkı bu davada olduğu gibi birdenbire bir sosyal medya kampanyasının yürümeye başladığını falan gördük. Bazı yayın organlarının böyle bir tür öncülük yaptığını gördük. Bu olayda da benzer bir şey oldu. Bu tür durumlar sahiden arkada bir şey olması ya da olmamasından bağımsız bazı sonuçlar doğuruyor ve dolayısıyla ben asıl onlara bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. İki tane temel sonuç çıkıyor. Öyle de olsa, yani bunun bir mizansen olması durumunda da, sahiden bir kapışmanın ürünü olması durumunda da iki tane şey değişmiyor. Bir, belirsizlik hali, herkesin başına her şey gelebilir hali değişmiyor. Öyle de olsa değişmiyor, böyle de olsa değişmiyor. İkincisi, neticede son sözü, altta bir kapışma olsun ya da olmasın, son sözü Erdoğan söylüyor da değişmiyor. Yani Erdoğan o kanada ağırlık verince o oluyor ya da o kanadın dediğine he dediği için o oluyor ama sonunda onun dediği oluyor.